geçtik. Bu sene kaldı ve acayip komşuların oldu ya. İlk baştan şundan başlıyorum. Kalırken doğal olarak biz hani arkadaşlar taşınma yardım etti. Yaklaşık kızlar erkek gibi 25-30 kişi kalıyoruz. 15 kişi de sigara içiyor aşağı yukarı. Yani, tahmin edersen hani, işte 5 aşağı taşını yoruluyorlar. Bir işte çay molası, işte kızlar bir şey taşıyor. İşte yarım saatte birbirine bir su, kola falan filan oluyor. Herkes de bekleyenler mesela atıyorum 2 kişi taşırken bir kişi sigara içiyor. 15 kişinin sirkülasyonu düşünün bu. Bir de 2 kez büyük mola verdik. Herkes oturdu, kolalar alındı, sigaralar yakıldı. Zaten 2 kişi, herkes 2 sigara yaksa 30 paket şey alır. Doğal olarak yere attılar. Taşındık abi. Ay en alttaki kadın arıza. Arıza belli. Çünkü kış gününde bile balkonda oturup etrafı gözetti. Bugün kime sarsam acaba? Mehmet Beyler geç geldi. Kesin kara gidiyor falan. Kesin metresi var onun tarzında bir kadın. Düşün kafasında kuruyor. Neyse. Geldi bak. Evladım siz yeni taşındınız mı? Kapıda hep sigara içiyorsunuz. Bütün sigaralarını oraya atıyorsun. Dedim teyze ben içmiyorum. Ama orada getirin bütün arkadaşların. Sanki benim arkadaşlarım manyak. Beyler Tayfun'a gidiyoruz. Sebep sigara içeceğiz. Tamam mı? Altta toplaşıyorlar bizim evde. Baba ne haber? Hadi görüşürüz ya falan. Kadın öyle bir imajdı. Senin arkadaşların geliyor da burada sigara içiyor. Hep gül. İzmirlerini buraya atıp çekip gidiyor temiz hemen. Dedim teyze taşınıyorduk bir kere oldu. Ondan sonraki soru gelen soru bana dedim. Siz yukarıdan sigara içiyorsunuz. İzmir'den aşağı atıyorsunuz. Bizim balkona geliyor. Balkon Puma Belli. Konu bu. Teyze bunu fark edememiş de. Ondan sonra dedim bize sigara içmiyoruz ki. Bilmiyorum ama sizden geliyor. 9 katlı bina. Gerizekalı 8 kat var. Zaten 2 ay sonra bizim 2 altımızda sigara tanıdığı yangın çıktı. Bir empati kur. Neyse şikayetlerin bombası 2 tanesini de anlatacağım size. Bir gün yeni gelmişim. Yorgunum zaten. Kapı çaldı. Açtım. Bizim üstümüzdeki ev sahibi numarasında takılan kadın. Kapının önündeki merdivenden 2 basamak üstte çıkmış. Şu pozisyonda. Evladım dedi. Asansörün kapısını açık bırakıyor musun? Şikayet geliyor dedi ve çıktı yukarı. Özür dileriz demeye fırsat kalmadı. Hani o kadar lafı ağzıma tıktık. Kapıyı kapattım. Döndüm. Geçtim içeri oturdum. Ama asansör otomatik kapı açık bırakamayız ki. Kendime söylüyorum. O kadar gibi. Hani bu kadın bunu yapıyor. Bir kere de şikayet geldi. Televizyon sesini çok açıyorsanız millet rahatsız oluyor diye. Deyip de daha bize televizyon yok diyemedim kadın. Çünkü televizyon sesini çok açıyorsanız gidiyor.